hırsa üstadım sabırsızlık diyor. Evet. Yani sabırsızlık göstermek de hırstır ya da hırslı insan sabırsız olur. İki yönden de alabiliriz. Evet. Bir yer okuyayım. Yine 22. mektuptan. Cenab-ı Hak Hakim ismi müktezası olarak evet. Vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için, yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara, kurallara riayet etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksud damına çıkamaz. Yani istenilen şeyi elde edemez. Evet, yani basamakları atlarsan düşersin. Mesela ya da noksan bıraktın mı? Noksan bıraktın mı da ulaşamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Evet. Yani niye olmadı, niye ele geçiremedim, niye bu halledilmedi gibi ifadeler insanın mahrumiyetine sebep oluyor. Mesela bir örnek verebiliriz. Edison'un bu lambayı binlerce kez diyelim mesela. Tabii burada rivayetler çok var. 50 bin, 10 bin, 3 bin, 5 bin neyse biz 10 bini hedef alalım ortada olduğu için. 10 bin deneyde bu lambayı ve lambadan elektriğin parlaması hadisesini keşfetmiş. Evet. Olan bir şeyi keşfediyor. Hı. Şimdi farz edelim ki 10 binde bulmuş. Hı. Bu 10 binde bulduğu şeyi sabırsızlık göstermiş olsaydı 9999. deneyde bu iş olmaz diye bırakmış olsaydı. Evet. O zaman ne olacaktı? Sebepler noktasında bulamayacak ve elektriğin kaşifi olarak tarihleri geçmeyecekti. Evet. İşte burada sabır müşkilatın anahtarı oluyor. Ve maksud damına ulaşılan bir unsur oluyor. Mesela bir İslam tarihinde de bir misal verelim. Beni çok etkilemiştir. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Ukas panayırlarında gelen misafirlere İslamiyet'i anlatıyor. Öyle anlatılıyor ki Hazreti Aleyhisselam gelen çadırlara giriyor, çadırdaki misafirleri anlatıyor. Anlattıktan sonra tabii müşriklerin ve o zamanki insanların diyelim o vaziyeti ona çok ağır geliyor. Yani küfür edenler var, kovanlar var, dövenler var, sövenler var, hakaret edenler var ilahir. Çok enteresandır. 16 çadıra giriyor, 16 çadırdan çıkıp yine 17.sine giriyor. Eğer orada ya ben vazifemi artık yaptım, madem bu insanlar dinlemeyecekler, hiç olmazsa bugün gidip evimde dinleneyim demiş olsaydı, sebepler noktasında bu din bu kadar inkişaf edemezdi. Niye? Çünkü 17.sinde Cenab-ı Hak Medine'den gelen o grubu orada saklıyor. Adeta sabrını ölçüyor. Sabırlıysam vereceğim diyor. Sabırsızlık gösterirsen sana bunu, bu mükafatı vermem gibi böyle bir dersi adeta hem kendisine hem İslam'a. Yoksa birinci çadırda da Cenab-ı Hak o Medine'den gelen kafileyi gösterebilirdi. Benim kanaatim. Niye 17.sinde saklıyor? Burada bir teenni hikmet var. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Aleyhisselam'ın adeta bir tevekkülünü diyelim ya da vazifeyi Cenab-ı Hak için yaptığının alametlerini göstermek ve ortaya çıkarmak için 17.sinde saklıyor. Hı. Birincisinde, ikincisinde, 15.sinde, 16.sinde geri dönmüş olsaydı Cenab-ı Hak sefle noktasında belki o mükafatı vermeyecekti, o muvaffakiyeti göstermeyecekti. Evet. Oysa burada böyle bir hırsın sabırsızlık olduğunu, oysa sabırlı insanlar devamlı kazandıklarını da müşahede edebiliriz. Görelim. Bazen de Cenab-ı Hak mesela sabredildiğinde neticeye ulaşmak mümkün ya. Evet. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir örnek. Taif'te taşlandığı zaman çok sıkıntı çekiyor. O sıkıntıya katlanıyor Allah için. Evet. Bunun meyvesini hemen daha Taif'ten çıkınca Addas isminde bir kölenin hidayete ermesiyle o sabrın semeresini alıyor. Alıyor. Elhamdülillah. Evet.